Merhaba arkadaşlar. Covalent API ile Web3 sözlüğüne devam ediyoruz. Aslında bu içerik 18 gün önce hazırlandı ama 18 gündür işte farenjit oldum, sinüzit oldum. Sonra Mac'e kamera aldım. Kameranın girişiydi, mikrofonun girişiydi falan derken en son yine mikrofonu arabada unutmuşum ama kamera var. O şekilde başlatalım. Şimdi bu Web3 sözlüğünde ben çok fazla böyle sıkıştırarak bir şeyleri anlatmıyorum. Daha rahat rahat anlatıyorum. Maksat hem ben tecrübelerimi aktarayım hem de böyle kavramları geniş geniş ele alalım. Çayınızı, kahvenizi alın. Rahat rahat ilerleyelim. Ben de bir yudum alayım. Şimdi back kavramı var. Bu biraz daha kripto tarafında, yani traderlar ve daha kısa vadeli yatırımcılar, orta vadeli yatırımcılar da bu kavramı kullanıyorlar. Zaten İngilizcesi, Türk çantanın İngilizcesi pek biliyorsunuz. Buradaki jargonla da şey oluyor. Hani bu varlıkları sakladığımız çanta. Bu çantaları da genelde şöyle diyorlar. Günlük çantam, yatırımlık çantam, emeklilik çantam. Emeklilik çantası dedikleri böyle uzun sürede büyüyeceğine inandıkları şeyler oluyor. İşte yatırım çantam, bir hareket bekledikleri belli bir işte birkaç ay içinde falan. Ve günlük çantam dedikleri şey de o anlık işlemleri açıp kapattıkları şey oluyor. Şimdi bu endüstride balinalar var. Balina kavramı tabii basit olarak baktığımızda ne var? Elinde çok fazla kripto para birimine sahip kişiler. Şimdi bu 2014-15'te, o yıllarda 13'te falan bakarsınız Bitcoin'in hareketleri şu ana göre çok daha volatil. Yani şu an ne oldu mesela? 2020'de Mart'ta 3000 dolar, 2020 Mart 16.000 dolar. İşte şimdilerde de 69.000'e gitti. Oradan 20.000'lerde. Yani ne oluyor? 16.000'den alırsak 4 katına çıkmış. İşte 3'te 1'ine inmiş. Tekrar oraya gelmiş 2020 Kasım'ına. Aslında çok büyük bir dalgalanma yok. Yani 2013-14'leri. O dönemlerde mesela 100 katına çıkıyor bir anda. Öyle dönemler var. Bitcoin forumun arşivlerinden bakabilirsiniz. Orada çok daha sert şeyler oluyor. İşte balinalar biraz oralarda doğuyor. İlk doğumları. Tabii bu tek orada değil. Balinanın kaybının acısı da daha büyük oluyor tabii. Çünkü siz %1 kaybedince 10 bin liram gitti, 20 bin liram gitti diyorsunuz ama orada balina bir kaybediyor, yani 10 bitcoin'i gidiyor mesela şu anda. Dolayısıyla balinalar farklı farklı şekilde oluşuyor. Bir buradan gelenler var. Bir de daha dışarıdan direkt yatırım alan. Onun da istatistiğini çıkarıyor. Kurumsal alıcılar var işte. Elon Musk gibi, Twitter gibi. Pardon, Elon Musk, Jack Dorsey gibi alıcılar var. Bunlar da balinaya giriyor. Borsalar balina değil mi? Borsalar da balina, merkezi borsalar. Balinaların günün sonunda ne yapmaya çalıştığını da anlamaya çalışıyoruz. Yani zaten bu endüstriden kazandığı paraya gidip başka yere aktarmayacaklar. Ellerinde para sürekli birikiyor ve o parayı sürekli buraya aslında koyup stratejik olarak kullanıp günün sonunda Bitcoin'in fiyatını artırmaya çalışacak. İşte borsalar falan. Ama bu balinaları da kendi içerisinde ayıran bir tane grafik görmüştüm. Orada işte diyor ki balina falan var. Ondan sonra yengeç var. İşte ahtapot var. O tarz böyle sınıflandırmış. İşte 10 Bitcoin'i olan şu, 1 Bitcoin'i olan bu. Ama yani genel olarak baktığımızda balinalar dijital varlığı elinde çok bulunduran ve bunlar genelde topluluk halinde hareket ediyorlar birbirlerinin ayağına basmamak için. Piyasayı topluluk halinde hareket edince de piyasayı manipüle etme gücüne sahip oyuncular diyebiliriz, yatırım sahipleri diyebiliriz. Tabii Bitcoin için balinalar var, bir de diğer alternatif coinler için balinalar var. Mesela şey derler, atıyorum Solana balinası. Yani Solana ekosisteminde ve Solana'nın kendisindeki yatırımcı. Onların hareketlerini blok zincirden görmek daha kolay oluyor. Yani Bitcoin'de, çünkü şöyle düşünün, Bitcoin'in blok zincirine
Bir anda binlerce kişi bakıyor Twitter fenomenleri falan. Dolayısıyla orada yapılacak bir hareket bazen ters köşede yapabiliyor fenomenleri. Örnek veriyorum, soğuk cüzdanlara bir anda Bitcoin gönderimi balinalardan. Ne diyorsunuz? Soğuğa gittiyse fiyatlar artacak falan. Ama ters köşe yapabiliyorlar. Küçük blok zincirlerde çok daha rahat bunları okumak. Küçük bir blok zincirde balinayı nasıl anlarız? Genelde şöyle anlarız. Blok zincirin explorer'ına girersiniz. Ekansa basarsınız. Sıralarsınız varlık sahiplerine göre. Varlık sahipleri en çok varlığa bulunduran sahipler 3 genelde alanda oluyor. Birincisi borsalar oluyor. Onları işlem sayısından anlarsınız veya yazmışlardır isimlerini blok zincire. İkincisi balinalar oluyor. Bunlar da yani direkt yatırımcı balinalar. Bunlar da mesela toplamda 15 işlem açmış. Ama varlık olarak çok fazla varlığı var. Biriktirdiğini oradan görürsünüz. Balinalar arasında bir korelasyon yakaladığınızda şunu anlarsınız. Evet, bu varlığı balinalar biriktirmeye başlamış. Bir hareket bekliyorlar. Genelde de öyle olur. Yani benim bu şekilde yakaladığım da oldu. Ama şunu uyarayım. Bana çok pahalıya patlayan bir hatadır. Balinalar borsalara bir anda para gönderdiğinde aslında çok ciddi bir çıkış bekliyorlardır. Yani ben mesela balinalar borsalara para gönderdiğinde hemen satış yapmıştım. Çok hızlı bir çıkış gelmişti peşine. Orada balinalar borsada hazır hale geliyorlar. Yani çıkışı yakalayıp satacaklar. Hemen düşüş olacak diye bir şey olmuyor. Yani benim gördüğüm bunu 3-4 farklı blok zincirde görerek size söylüyorum. Yoksa tek bir olaydan değil. Balinalarla ilgili genelde mevzular bu. Şimdi balon olayı da şöyle deniliyor. Müşteri mi, yatırımcı mı? Yani bir tane proje ürettiniz. Sonuçta biz burada internet girişimleri yapıyoruz. Web'i dönüştürmeye çalışıyoruz. Bir yerlerde yatırımcıları, müşterileri yakalamaya çalışıyoruz. Bu internet ekosistemindeki web projelerinde. Müşteriye mi daha çok hitap ediyorsunuz, yatırımcıya mı? Şimdi yatırımcıya hitap ediyorsanız bu var ya balonu şişirmek gibi. Bu şu da anlama gelmiyor. Balon patlayacak anlamına gelmiyor. Ama yatırımcı sürekli yatırımcı geliyor. Yani herkes parasını 5 katına çıkartmaya geliyor. Yani böyle sevdiğim bir abimin bir hatırası var. Diyor ki ya işte Shiba almış kardeşi. Demiş ki işte bu şu kadar olursa bizim paramız şu kadar olacak. Abi de demiş ki benim sevdiğim abi. Ya oğlum o zaman bütün dünyada etrafımdaki herkesin şu kadar parası olacak. O mümkün mü? İşte öyle olmuyor. Yani o yatırımcı çok geliyor. Oradaki hikayene müşteriyi de yakalaması lazım. Şu olabilir. Mesela bir proje vardır. Hatta bu Doge veya Shiba için bile olabilir. Yani öyle bir rüzgar yakalamıştır ki insanlar sürekli buraya geliyordur. O ön plana çıkar. Onu bir marka kullanmak ister bir yerinde. Markayla işbirliği yapar. 6 dolar. İşte mesela Dogecoin'i Tesla'nın kabul etme hikayesi de aslında biraz o. Bir balonun şiştiğini görüyor. O balonun etrafındaki plastiği sağlamlaştırmaya çalışıyor. Müşteriler o plastiği sağlamlaştırıyor. Ama onun dışında ne oluyor burada? Kısa süreli iniş çıkışlar da olabiliyor. Manipülasyonlardan dolayı oluyor. Manipülasyonlar nasıl oluyor? Şimdi ekosistemde ne var? Twitter, sosyal medya üzerinden bazen anonim kimlikler var. Yani ismi açık yazmayan bu insanlar bazı projeleri ön plana çıkarabiliyor. Ve daha sonra da o projeden token alıyor veya private sale'den alıyor veya işte direkt dolar bazlı para alıyor. Ve günün sonunda size bir şeyin reklamını yapmış oluyor. Gerisini çok da düşünmüyor. Cem Yılmaz diyor yani elmayı satan düşünmez ki bunu yiyenin karnı ardı mı? Burada da öyle. Tabii burada mesela ben mesela öyle hiçbir zaman öyle bir şey yapmıyorum. Çünkü ben işin teknolojisinden bahsediyorum. Çünkü ticari şeyleri kimse bilemez. Yani Satoshi Nakamoto gelse yarın Bitcoin ne olacağını bilemez ki. Çünkü olay çok kompleks bir hale geldi. Olay eskisi gibi basit değil yani. Ve burada bir şey iddiasında bulunmak çok tehlikeli bir şey. Birini üzebilir. Bant genişliği. Bant genişliği de işte bu normal bizim bildiğimiz bir ağdaki işlemsel hacim için kullanılabilen veri kapasitesi miktarı.
Normalde saniyede megabyte veya gigabyte cinsinden ölçülür. Bir ağın band genişliği sınırına ulaşılırsa veri akışı hacmi işlemek için yetersiz hale gelir ve bağlantılar yavaşlar. Bu da biraz daha işin network tarafı ile ilgili bir şey. Beyin cüzdanı dedikleri şey de bilmiyorum yapabilen var mı aramızda ama tohum cümlenizi ezberlemek aslında biraz çılgınca bir şey. Yani tohum cümlesini kim ezberleyebilir? Belki böyle özel hafıza eğitimi almış kişiler ezberleyebilir. Bu tabii hiçbir yerde bir veriniz olmadığı için hacklenme ihtimali biraz zor. Ama unutma ihtimaliniz var. Yani onun yerine de hani yarı beyin cümlesi diyebileceğimiz şeyler de yapılabilir. Yani bir şeyi ezberlersiniz, onunla yani kelimenizi şifrelersiniz, onu daha basit bir şey ezberlersiniz ve onu bir yere yazarsınız. Atıyorum. O şekilde alternatif yöntemler de olabilir ama brain wallet dedikleri şey duyarsanız bu hikaye tohum cümlenin ezberlenmesi. Birlikte çalışılabilirlik dedikleri şey de tabii biz blok zincir endüstrisi bağlamında inceliyoruz. Farklı blok zinciri protokollerinin birbirleriyle etkileşim ve değer alışverişi yapma yeteneğine sahip olması. Polkadot ne diyor mesela burada? Diyor ki kardeşim zaten substrate kullanıyorsunuz. Substrate altyapınız da var. Dolayısıyla birbirinizin sorunlarınızı çözersiniz. Birbirinizin güvenliğini artırırsınız ki Solana düşüş yaptıktan sonra Gavin Wood bunun havasını attı. Twitter'da işte bak dedi bir pardon Solana'dan sonra da yaptı da Terra Luna'dan sonra. Terra Luna dedi bir Polkadot gibi bir ekosisteme sahip olsaydı oradaki varlığın fiyatı düşünce işte saldırılara açık hale gelmezdi Proof of Stake perspektifinden. Dolayısıyla burada bunu bu şekilde sağlıyor. Başkaları da başka bir şekilde sağlayabilir. Birlikte çalışılabilirlik sorunu. Yani illa hepsi aynı framework'ü kullanmak zorunda değil altyapıda. Bunun için araçlar var. Ama birlikte çalışılabilirlikten kasıt şu. Yani Twitter'ın kurucusu mesela diyor ya tek bir Bitcoin olacak, tek bir kimlik sistemi olacak. İnternetin pek dokusu öyle değil. İnternetin dokusu bir anda bir yerlerde bir şeylerin çıkması böyle. Çok büyük devler varken bir anda 19 yaşında birinin Facebook'u kurması. O büyürken bir anda Snapchat'i işte o zaman benden küçük birinin kurması. Dolayısıyla böyle bir ekosistemde sizin günün sonunda birlikte çalışılabilirliğe ihtiyacınız oluyor. Yani işler o noktaya gelebiliyor. Yani biz mesela Google ile oturum açtırıyoruz ya sitelere. Aslında bir birlikte çalışabilirlik yapıyoruz sitelerde. Yani bu tarz şeylerde olabilir. Yani Bitcoin'i saatlerce konuşulabilir bir şey de Bitcoin'i ne kadar kurcalarsanız o kadar profesyonel bir iş olduğunu görüyorsunuz. Hani de bana derseniz ne kadar kurcaladım, ben çok kurcaladım, ben çok kurcalamayı seven biriyim. Hatta Satoshi @gmx.net miydi o kullanıcı adı şey mail adresi. Onun komunu da almış bir yerde yazmış. Oralara kadar kurcalamıştım yani. İlk Bitcoin.org sitesini daha önceden kaydeden şirketin Güney Kore'deki şirketin aldığı patentlere kadar incelemiştim veya oradaki Satoshi Nakamoto'nun sanal doğum tarihinin neye karşılık geldiği Bitcoin'in duyurulduğu günün neye karşılık geldi? Bunların hepsinin liberal ekonomide veya Avrupa'daki reform hareketlerinde falan belli karşılıkları var. Bu videoyu aşar yani ama her şey çok detaylı hesaplanmış. İlk bloktaki o mesaj falan. Ama biz konumuza dönersek şöyle oluyor. Öncelikle Bitcoin bir amaç değil bir araç. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani amaç ne peki? Amaç şu. 1980'lerde teknolojiyi çok iyi kullanan, daha çok optimist kafada olanlar, optimist kafadan kastım, evet teknolojiyi kullanarak medeniyete bir vites attırabiliriz mantığında olan insanlar mail gruplarında toplanmaya başladıklarında cyberspace diye yeni bir mekan tanımlıyorlar internet ve bu cyberspace'te de toplumsal kodların değişeceği yeni bir dünya düşünüyorlar. Bu dünyayı düşünürken tabii mail yazışmalarından bunları görüyoruz. Bunları düşünürken konuştukları konulardan iki tanesi anonim kimlik ve anonim para. O zaman öyle diyorlar yani. Daha sonra internet parası diyorlar. İnternet currency. Bir sürü internet parası batıyor. Yani teknik olarak batıyor.
çalışmıyor. Ve artık dalga konusu olmaya başlıyor 2008'lere gelince. Ya o kadar sıkılıyor ki insanlar, dalga konusu olmaya başlıyor. Yani şöyle insanlar var, düşünün. Bu işleri başlamış, denemiş, uğraşmış. Ya lanet olsun, bundan bir şey olmaz demiş. Artık o raddeye gelmiş. Hani bazen bize diyorlar bir gecede oldu her şey. Tam tersine bir gecede olmadı. Buradaki Bitcoin'in mantığı tabii ki oradaki noktadan noktaya ödeme sisteminin kullanılması. Teknik olarak baktığımızda Satoshi Nakamoto'nun çözdüğü şey, yani yaptığı helvanın esprisi, çifte harcama denilen bir teknik sorunu zaman damgası kullanarak çözmesinden geliyor. Ama şunu sormanız lazım. Yani noktadan noktaya ödeme sistemini niye yaptı bunlar? Nasıl bir motivasyonla yaptılar? 1970'lerde bilgisayarlar kendi arasında anlaşabilir mi? Anlaşırsa gözetim mekanizmalarını, işte Big Brother engelleyebilir miyiz diye insanlar konuşmaya başlayıp bunları nerede kullanabiliriz diye sorduklarında yavaş yavaş bu mail gruplarına farklı alanlardan insanlar eklemleniyor. Ekonomi uzmanları veya toplumsal değişime odaklanan kişiler falan. Halfini tarzında adamlar. Kişiler. Pardon. Ve orada yavaş yavaş bu işin çerçevesi çıkmaya başlıyor. Bir taraftan ekonomik, bir taraftan teknolojik. Orada tabii Nick Szabo'nun, David Schwab'ın kriptolojisi, Nick Szabo'nun akıllı kontratlar noktasında attığı adımlar ki Bitcoin'den önceye dayanıyor. Yani bir şey pişiyor. Anlatabildim mi? O pişiyor, pişiyor, pişiyor. 2008'de kırılım gerçekleşiyor. Yine tam kırılım gerçekleşmiyor. Yani noktadan noktaya ödeme sistemi ve programlanamayan bir kripto parayı, o zaman işte sanal para falan deniliyor. Kurguladıktan sonra yavaş yavaş programlanabilen kripto paralara geçiyoruz. Daha sonra bunları programlıyoruz. Peki bu programları kullanarak neyi değiştireceğiz? Sorusunda da Web 3'ü karşımıza getiriyor. Gavin Wood, Buterin gibi insanlar. Bitcoin ağı ile ilgili mesela ben bu araştırmayı yaparken şu dikkatimi çekmişti. Büyük B ile Bitcoin terimi, yani Bitcoin Network'ü, küçük B ile de Bitcoin'in para birimi ifade ediliyor. Şimdi mesela konuşulurken diyorlar ya, Ethereum aldım. Ethereum almıyorsun aslında. Ether alıyorsun. Yani ben Polkadot aldım dediğimde DOT alıyorum. İkisi başka şeyler. Ama Bitcoin'in aynısını kullanıyoruz ya, onu da büyük harf küçük harfle ayırmışlar. Bakın burada ne diyor? Kullanıcıların herhangi bir bank olmadan birbirlerine değer birimi göndermelerini olanak tanıyor. Şimdi değer birimi gönderiyoruz aslında, para göndermiyoruz. Ama onun bizim kültürümüzde, bizim fiziksel hayatımızda karşılığı para oluyor. O zaman diyoruz ki bu paradır. Bizim için en önemli, en değerli şey, belki abartıyorum ama belki domates olsa, bunu domates cinsinden, yani sanal domates gibi düşünün. Yani domates takas ederek hayatımızı idame ettirsin. Ve orada banka olmadan dediğinde ne oluyor? Siz bankacılık sisteminden yoksun ama mesela işte atıyorum 100 dolarlık bir telefonla QR koduyla işlemleri yapabilecek bir sürü insana ulaşıyorsunuz. Şimdi burada Jack Dorsey'nin ana motivasyonlarından biri de bu. Jack Dorsey Bitcoin dünya barışı getirebilir dediğinde veya işte internetin merkezine Bitcoin'i koyup bir şeyler yapalım dediğinde motivasyonlarından biri de bu. Afrika gibi böyle hani bankacılık sistemini götürmenin daha maliyetli ama bu tarz bir şeyi götürmenin daha rahat olduğu yerlere girmek. Ha, burada böyle komplo teorisi kurarsanız çalışmak lazım. Yani işte Internet of projesi vardı. Zuckerberg biliyorsunuz oradan Hindistan'ı destekledi ama gözetleme yaptığı için iptal oldu falan. Amerika'nın bu tarz hamleleri vardır. Acaba bu işin bir yerinde mi değil mi noktasında ben ezbere konuşmak istemiyorum ama burada günün sonunda Twitter'ın Afrika'ya yani daha doğrusu Jack Dorsey'nin Afrika'ya da ulaşma planı oluyor. Çünkü bankacılık, ha onun oluyor bizim de olabilir. Yani burada kim ekosistemi kurarsa bir ulus olarak ona ekonomik getirisi olur. Ama sadece şu anda biraz daha stratejik bakıyor. Biz de bakabiliriz ya. Blok sıfır olarak adlandırılan Genesis blokta işte ilk bloktan oluşturulan blok. Bunları Aybars hazırladı resimleri. Ben olsam bunu koymazdım. Ben olsam bu Genesis bloğunun yan tarafındaki şeyi koyardım. İlk Bitcoin'in ilk bloğundaki espri ne? Diyor ki Kraliçe yeni bir yardım paketi açıkladı. Benim Twitter arka plan resmimde de. Yani Satoshi Nakamoto şunu diyor. Biz bunu üretirken de hala para basılıyordu.
Hala mücadele edilmeye çalışıyordu paranın değer kaybetmesiyle. Bu da Genesis blok, ilk blok. Talk sitesi de, şimdi yalan olmasın, çok detaylı araştırma. Hani siteyi gezdim falan, sitedeki kişilerin mantalitesini biliyorum ama ilk kuruluşunu çok detaylı araştırmadım, araştırmak lazım. Bitcoin Talk sitesi, tabii Bitcoin çıkıyor, yeni bir şey. Sosyal olarak yeni bir şey, teknolojik olarak yeni bir şey, finansal olarak yeni bir şey. Birilerinin buna kafa yorması lazım. Yani bu nedir, ne değildir. Orada Bitcoin Talk sitesi topa giriyor. Onu açıyorlar. Tabii buradaki insanlar biraz Bitcoin maksimalistidir. Yani diğer altcoin'lere biraz acımasızdırlar. Ama şu da var yani. Bu ekosistemde işi çok iyi bilenler, eski Bitcoin bu ekolden gelen kişilerdir. Ha, diğerleri biraz daha kendi projesini ön plana çıkartmaya çalışıyor olabiliyor. Hani bunlar ağırla, hani cinsiyetçi olmasına bunlar babalardır yani. Oradakiler, o forumdakiler çok görmüş geçirmişlerdir çünkü. Şimdi Bitcoin çıktığında da orada tartışmalar sürüyor. Orada çok güzel tartışmalar var. Böyle ara sıra paylaşıyorlar onu bazı profiller. Şey diyor ya, yine mi bir internet parası ya diyor birisi. Dalga geçiyor ya. Yani işte sayıyor isimlerini tek tek. Onları çalışacağım vakit olursa. Ya bunlar gibi bir şey mi diyor ya, yine mi, bıktık artık diyor yani. Veya işte orada şey var, adam Bitcoin 8 dolardan satmış, isyan ediyor. Diyor ki 8 dolardan sattım, 10 dolar oldu falan. Tabii bizdeki karşılığı şu: 8 dolardan satıp 10 bin dolar olmana, 20 binden satıp 22 bin dolar olması gibi bir şey. Hatta daha mı çok oluyor? Dörtte biri. 20'den satıp 25 bine çıkması gibi. Burada diyor ya, pizza dilimi karşılığında gerçekleşiyor. Tabii insan üzülüyor ya diyor, oradaki adam 10 bin tane Bitcoin vermiş, pizza almış karşılığında. Çok üzülmeyin. Niye? Ben bunu alanı araştırdım. Bu Bitcoin org sitesini açan ekipte. Hatta Bitcoin org sitesi açılıyor ve daha dosyaları atmaya başlıyorlar. İlk white paper'ı da yayınlamadan önce mi? Tam ona bakmam lazım. 4-5 dil desteği veriyorlar. Bu dil desteklerinden biri işte Fransızca, biri de böyle Slovence gibi bir şeydi. Yani Slovenya'nın diliydi. Yanlış hatırlamayayım. O dilin konuşan kişi de bu pizzayı alan kişi. Zaten bu adam ilk başta, yani 10 bin tane oraya vermiş olabilir, daha çok Bitcoin'i vardır. Zaten ona sorulunca da şey diyor, olsun diyor, yani ben tarihsel bir şey yaptım diyor. Para değil ama o ilk, bu gerçekten de öyle yani, yaptığı işlem pizza karşılığında yapması, ama zaten yapan da ekipteymiş yani. Çok böyle, bazen şu hikaye şöyle anlatır: biri gitti Bitcoin'i aldı, pizza, Bitcoin'den o kadar sıkılmış ki ya bu ne işe yarıyor dedi, gitti onlarla pizza aldı. Öyle değil, bu kişi ilk ekipte, yani Satoshi Nakamoto'nun halkasından biri. Bizans hata toleransı. Bunlar işte bizim doktora da can sıkıcı şeyler. Bizans hata toleransı. Bizanslı generaller problemi var. İşte kaleyi sarıyor Bizanslı generaller. Burada bir hata olabilir. Yani geri çekil, saldırı emri yanlış anlaşılabilir. Burada nasıl bunu çözeriz? Yani burada bir hain komutan olabilir, diğerlerini kandıran falan. Bunu nasıl çözebiliriz noktasında çıkan şeylerden biri Bizans hata toleransı. Bunun daha sonra işte practical Bizans fault toleransı var. Yani bunlar şeyler oluyor işte. Buradaki konsensuslar bunlar oluyor aslında. Proof of stake, proof of work gibi şeyler, aslında buradaki sibil hata denilen şeyler var. Onlara karşı koruma mekanizması. Bazen yapıyoruz bu hatayı. Hani konsensus mekanizmaları deyince proof of work, proof of space de çalışıyor diyoruz ya, bir proje. O konsensus değil. O sibil ataklarına karşı koruma. Tabii böyle çok önemli olduğu için biraz daha ön plana çıkarıyor. Yani burada mesela Bizans hata toleransı temsilci teminat kanıtı diye bir şey demişim. Bu da EOS ve Ekom blok zincir ekosistemlerini çalıştıran birinci fikir birliği mekanizması. Burada bir iki aşamalı, iki katmandan oluşuyor. Birincisi, blok üretimini yaymak ve doğrulamak için asenkron Bizans hata toleransı kullanıyor.
İkincisi blok üreticisi oylama ve çizelgeleme için temsilci teminat kanıtı kullanıyor. Diyeceksiniz bura bu ne? Bunlar evet karışık şeyler. Bunu geçiyorum. Çok meraklısı için ayrı video yapmak lazım. Şimdi Block Explorer dediğimiz şey aslında basit bir şey ve mutlaka bilmeniz gereken bir şey. Şimdi bütün blok zincirlerin Explorer'ı var. Bu Explorer'ları kim yazıyor? Aslında biraz uyanık olanlar yazıyor. Biraz da böyle front-end bilenler. Ne yapıyorlar? Blok zincir çıkınca diyorlar ki ya biz sizin Explorer'ınızı yazalım. Bize bir hibe verin. Yazıyorlar proposal'ı. Ve bazıları bu işin kurdu olmuş. Yani dolanıyorlar böyle. Hepsini aynı kişiler yazıyor. Yani ne yapıyor bu Block Explorer? Block zincirdeki transaction'lar, bloklar, blokların içinde transaction gibi işlemler oluyor. İkisi önemli. Bunun dışında staking oranı, accounts deyip işte hesaplar, buradaki hesaplar, bunları veriyor. Bunları da bazen kısmen veriyor. Diyor ki işte devamı için API alacaksın. API'nin de kullanımı paralı diyor. Veya hepsini veriyor ücretsiz. O zaman da hibe alıyor. İşte Web3 Vakfı'ndan alıyor veya diğerlerinden hibe alıyor. Bu şekilde gidiyor. Burada da ne anlatmışız? Başka bir şey var mı? Yok. Blockchain trilemma dediğimiz şey, blockchain'in işte Türkçe'ye nasıl çevrilir? Mesela ikilem değil, üçlem gibi. İkilemi çevirmek kolay. Üçlemesi. Buterin diyor ki, Ethereum kurucusu, bir blok zincir hem merkeziyetsiz, hem ölçeklenebilir, hem güvenli olmaz. Kardeş, bir tanesinden kaçıyorsun. Burada Silvio Michele, Algorand kurucusu diyor ki, biz bunun üçünü de yaptık ve diyor ki, iyi ki sen bunu söyledin Buterin. Bak, sen bunu söyledin, ben de üstüne bunu yaptım. Çok efsane oldu diyor. Ama yine de bununla da ilgili eleştiriler var. Yani Algorand'da belli bir sayıya ulaşırsa bunu sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı bu eleştiri. Peki, bununla ilgili şunu bilmenizi isterim. Bazı blok zincirler var, işte çok da hayranları var. Şunu diyorlar, hiç adını duymadığınız şeyler bu arada. Ben bilerek özellikle bir şey kastetmiyorum. Diyor ki, ya diyor bizim sistemde hem çok hızlı hem bedava diyor işlemler. Bu geleceğin teknolojisi bu. Yani bunu yapmayı o kadar bilgisayar uzmanı, Silvio Michel'ler, Gavin Wood'lar, Buterin'ler bilmiyor mu? Burada eğer bir şey çok hızlıysa merkeziyetsizlik iddiasında sıkıntı vardır. Buna dikkat edin. Yani böyle bir şey yok. Hani ürünün bir ürün var, bir de bunun işte diyor ki bak bizimkinde hem şekersiz hem çok tadı güzel, hem işte hiç kalori vermiyor, hem de her şey aynı. Öyle bir şey yok. Bir şeyden kaçmışsınızdır. Ölçeklenebilirlik dediğimiz şey şu anda bizim ana problemlerimizden biri. Ha, güvenlik de, merkeziyetsizlik de, ama ölçeklenebilirlik biraz da ön plana çıkıyor. Çünkü diyoruz ki tamam bu şu an blok zincirleri nereden hesaplayalım? İşte diyelim ki MetaMask'tan. MetaMask 5 milyon kişi kullanıyor. Yarın 500 milyon kişi kullandığında ne olacak? Sistemler sorunsuz bir şekilde devam edecek mi? Yani sorunsuzdan kasıt sırf teknik olarak sorunsuz değil. Yani orada gas fee'ler, işlem ücretleri ne olacak? Blok ödülü dediğimiz şey, ben bunu Şirinler Köyü'nde Twitter'da anlatmıştım. Şirinler Köyü üzerinden. Hani blok zinciri kurdunuz, dağıtık defterler var, her yerde yazıyorlar, tamam. Bu insanlar bunu hayrana mı yapacak? Şimdi Habertürk'te tartışma vardı. En son tartışma şöyle bitti. Zaten sürekli lafı şeye getirmeye çalışıyor. Böyle teknofobik bir hale. Bu bizim sonumuzu getirir mi? Efendim, burada bir Amerika'nın parmağı, İsrail'in parmağı oraya getiriyorlar. En son hikaye şöyle bitti. Dediler ki ya blok zinciri iyi de kripto para kötü. Şimdi bu konuda uzmanlaşmak istiyorsanız blok zincir kripto parasız bir anlamı yok. Boş iskelet gibi yani. Çünkü o defterler, yani siz 10 kişi aranızda blok zinciri yapacaksınızdır bir tedarik zinciri için. 10 kişi birbirine güveniyordur, kapalıdır falan. Tamam, onda sıkıntı yok ama ya kurumsal bir şey. Ama siz web'i dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Devasa sistemler yapıyorsunuz. Burada da devasa bir dosya barındırma ihtiyacınız olacak. IPFS'lerle sağlayacaksınız veya bir sürü işlem olacak. Dünyanın her yerinden insanlar bunun parçası olacak, o duyguyu tadacak, onun işte nodu olacak falan. Burada o insanlara ben orada tweet'e de yazdım tweet'e. Yani Ezine peyniri mi göndereceksiniz? Yani ne yapacaksınız? Bu insanlara öyle bir ödül vermeniz lazım ki
Bu ödül arzı sınırlı bir dijital varlık olması lazım. Ve üretim hızının belli olması lazım ki değeri anlaşılsın. Yani siz buna para derseniz o paradır ama para değil. O bir dijital varlık. Siz bunu kendi düşünce sistematiğinizde ve günlük hayatınızda değerli olan parayla özdeşleştiriyorsunuz. Buna kripto para diyorsunuz. Tamam. Ama bu bir varlık. Ve blok zincirin devamı için bu gerekli. Bu ödül sistemi de o. Biz bunu Şirinler Köyü'ndeki yazdığımızda sağ olsun onu görselleştirdiler falan. Farklı dillere de çevirdiler. Oradaki Şirinlere verilen böğürtlendi bu. Yani böğürtlerinin sınırı belli. Dolayısıyla değeri belli. Blok ödülleri Proof of Work'te de var. Proof of Stake'te de var. Blok yapımcıları. Aybars Pınar'ın böyle bir fotoğraf niye koymuş bilmiyorum ama karnı acıktı herhalde hatırlarken. Proof of Stake fikir birliği kullanan blok zincirlerde bir bloğun işlemlerini doğrulamak ve bir sonraki bloğu başlatmak için seçilen kişi veya gruplardır. İşte orada yine tekniğe girmek istemiyorum çok da. O fikir birliği mekanizmasını kurarken o seçim, doğrulama, doğrulandıktan sonra kesinleştirme gibi adımlar var. Oradan bir adımda da blok yapımcılarını kullanıyoruz. Yani burada delegeler, tanıklar demiş ya, bunu da birazcık bazen marketing içinde blok zincirler farklı farklı isimlendiriyor. Birisi diyor ki buna ben nominator dedim. Öbürü diyor delegator dedim. Öbürü diyor ki bilmiyorum validator dedim falan. Yani orada da creator dedim. Farklı farklı isimlerle anılıyor. Ama mekanizma bu. Blok zincir dediğimiz şeyde blok zincir aslında mekanik aksam. Yani ben blok zincirle ilgilenme 2017 yılında başlamıştım. Kripto para ile ilgili ilk yazı 2013'te yazmışım. Blok zincirle 2017'de ilgilenmeye başlayıp 2018'de bırakmışım. Sonra yapay zeka çalıştım yüksek lisansta da. Sonra blok zincir benim dikkatimi Web 3 kavramını duyunca tekrardan çekti ve o noktadan sonra daha sıkı çalışmaya başladım. Çünkü blok zincir sosyal bir şey değil yani. Blok zincir şöyle bir şey, müthiş bir tencere tava. Ama o tencere tavayla ne yemek yapacağımızın cevabını blok zincir vermiyor. Vermediği için zaten şu oldu. İşte o cyberpunk gruplarında yıllarca süren entelektüel tartışmalar, Bitcoin'in icadından sonra da yine süren entelektüel tartışmalar, bu blockchain döneminde işte Ethereum ve diğerlerinin çıktığı dönemde artık yerine biraz daha teknik tartışmalara bıraktı. İşte ölçeklendirme falan filan. Yani mesela Web 3'e doğru geçersek bu artık sosyal olarak oturacak. Evet, Web 3'e geçtiğimizde yani Web 3 odağından meseleyi ele alırsak, evet dünyadaki işte bankacılık sisteminden yoksun insanları nasıl sisteme bağlarız? Dünyanın bir yerinde bir insan bir şey üretirken onu finans olarak nasıl motive ederiz? Veya işte yoksullukla, açlıkla veya hareketsizlikle, obeziteye karşı bunu nasıl kullanabiliriz bu teknolojileri? Daha önceden yapmadığımız marka ile tüketici arasındaki ilişkiyi nasıl daha akıllı hale getiririz ve daha nasıl adaletli hale getiririz gibi soruların cevabını biz Web 3'te veriyoruz. Hani dağıtık defter teknolojisiyle yaparız demiyoruz. Burada Web 2'deki sorunları ele alıyoruz. Bir sürü sorun var. Yani YouTube'daki içerik üreticilerinin %95'inden fazlasının açlık sınırında olması da bir sorun. Verilerimizin hunharca kullanılması da bir sorun. Facebook tarafından. Bunların hepsini ele alıyoruz. Veya Afganistan'da işte kendi çizimlerini internete yükleyen bir insanın bundan finans olarak motive edilememesi, dünyanın onu finans olarak motive edememesi, o insanın bir süre sonra bu hevesinin kaçması ve belki bir fırsatı kaçırması da, insanlığın da onun üretimini, fırsatını kaçırması da bir sorun. Bu sorunların hepsini alıyoruz ve Web 3'te diyoruz ki bunları şu şekilde değiştirebiliriz. Konuştuğumuz şey bu. Tabii çok fazla gürültü var fiyatlardan dolayı, dalgalanmalar. Ama arka planda, dipte konuşulan şey bu. Yani işin teknoloji perspektifindeki insanlar tarafından. Blok zorluğu dediğimiz şey de, şimdi bu bloğu çıkartmak için bir zorluk gerekiyor. Niye? Çok kolay olursa çok hızlı çıkar. O zaman değeri azalır. Burada da bir şey var. Adı nedir? Teknik olarak hata var mı? Ona bakayım da. Şimdi bunu biz böyle diyoruz. Bitcoin'in sistematiği nedeniyle bu zorluk yıllar geçtikçe artmaktadır. Aslında Bitcoin'in sistematiği nedeniyle zorluk geçtikçe artmıyor. Orada benim bir hatam var. Bitcoin 4 yılda bir yarılanıyor ya, üretilen şey azalıyor.
Tamam, o ayrı. Ama oradaki hash rate'e göre o zorluk değişiyor. Hash rate de işte dünyada ne kadar işlemcinin bu iş için kullanıldığına göre değişiyor. İkisi farklı. Yani blok dediğimiz şey de neydi? İşte burada en güzel şöyle anlarsınız. Bir Explorer açın. Mesela işte Polkadot Explorer, Avalanche Explorer birini deyin. Orada bloklar var. Blokların bir tanesine girin. İçinde ne var? Bir bakın. İşte orada bunlar var. Ayrıca o blok ne kadar sürede üretildi, o blok kim ödülünü kazandı, bloğun içinde neler var? İşte bir tane staking işlemi var, bir tane Polkadot tarafı ise parachain işlemi var, transaction işlemi var, hatalı bir şey var, failed olmuş görüyorsunuz. İçinde, bloğun içini görüyorsunuz böyle. Yani blok zincirlerdeki bloklar da bu işe yarıyor. Her blok bir öncekiyle bağlantılı. Bunun böyle temel bilgiler. Dolayısıyla siz bir yerde bir manipülasyon yaptığınızda diğerlerinde de değişiyor. Nasıl bağlantılı? Her biri bir hash gönderiyor diğerine. O hash de diğerine hashliyor. Küçük bir değişiklik. Bütün, küçük dediğim yani büyük I'yı küçük I bile yapsanız sistem gider yani. Orada bir tek bir domino taşı bütün sistemde sorun yaratır. Dolayısıyla manipüle edilemiyor. Boğa pazarı neydi? Boğa kafasını vurup kaldırıyor. Şimdi boğa ayı pazarı ile ilgili. Ayı pazarı ile ilgili ilk videoda biraz konuşmuştum. Ondan şimdi tekrara düşmeyeyim. Ama burada şunu düşünün. Ben buna şey diyorum. Karınca ile Ağustos böceği dönemleri. Boğa dönemi, ayı dönemi değil de. Karınca dönemi, Ağustos böceği dönemi. Çünkü burası gelişmekte olan bir endüstri ve çok deneysel bir yer. Web 3. Çok deneysel. Yani şey anlamında da deneysel. Toplumsal anlamda da. Düşünsenize şimdi bir ekip var. Diyorlar ki ben eğitimi farklı bir şekilde çevireceğim dünyada. Ekipte 5 kişi var. Biri Kanada'da, biri Güney Amerika'da, işte bir ülkede birisi, Türkiye'de biri şurada. Bu insanlar oturup ortak bir motivasyonla dünyadaki bir şeyi değiştirmeye çalışıyor. Bu da deneysel yani. Bu da alışık olmadığımız bir şey. Şeye kızmışlardı. Bu fiyatlar düşünce Shiden Network'ün kurucusu var. Japon çocuk da adını unuttum. Wana ya da Watay'dı. Buna tweet atıyorlar. Sürekli laf atıyorlar falan. Acımasız insanlar zaten biliyorsunuz bu noktada. Ya dedi ki biz ürün yapmaya çalışıyoruz. Ne olur beni rahat bırakın dedi. Ürün yapıyoruz dedi. İnsanlar ürün yapıldığını unutuyor. Ürün dediğiniz nedir yani? Bir yavaş yavaş oturur. Belli testleri olur, belli aşamaları vardır. Ürün geliştiriyoruz arka planda. Hani şans oyunu oynamıyoruz sürekli. Sürekli çıksın 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 böyle bir veya düşsün. Böyle tepkiler geliyor. Hani buraya biraz daha öyle bakın. Yani bu geliş deneysel bir şey ve siz erken benimseyicilersiniz. Ne olursa olsun erken benimseyicilersiniz. Yani bir MetaMask'ınız varsa dünyadaki 5 milyon kişiden birisiniz. Teknolojiyi en yakından takip eden internet endüstrisini. Bollinger Bandları ben biraz trade'e uzağım. Biraz da şeyden dolayı hani trade'i şey olarak düşünüyorum. Sisteme güvensizlik gibi düşünüyorum ama mantıklı bir şey mi? Mantıklı bir şey tabii ki burada. Çünkü trade dediğim şey aslında toplumsal, ekonomik, finansal örüntüleri bulmak. Yani o kitlelerin finansal örüntülerini yakalayıp ona göre bazen işte lojistik regresyon falan kullanıyormuş. Konuşmuştuk ünlü arkadaşlardan biriyle. Yani oradaki modelleri, örüntüleri yakalama sanatı mantıklı mı? Mantıklı kimisi için. Yani buradaki şeylerden biri de Bollinger Bandları. İşte 1983'te geliştirilmiş. Bizim tarafta dijital varlık ticareti yapanlar tarafından da kullanılan bir yöntem. Burada diyor ya bir dizi fiyat hareketi oluşturmak için. Bu bizim şey aslında yapay zekadaki örüntüler. Yani makine öğrenmesindeki örüntüleri bulma. Borsa dediğimiz şey de aslında tartışılıyor. Ya merkezi borsalar merkeziyetsizliğin önünü kesiyor mu falan ama bunlar biraz da toplumsal benimsenmeyi artırıyor. Yani madalyonun iki yüzü var. Bir yüzünde tamam merkeziyetlik getiriyor falan ama bir tarafında da yani insanlar ne kadar insan gidip bunları işte dexlerden alabilecekti falan. Belki zamanla alacaklar okuryazarlık arttı. Ama o zamana kadar da borsaların işlevi bu.
Hani şu bir sürü dedikodu çıkıyor, fiyatlar düşünce falan. İşte borsalar manipüle etti, işte Binance, FTX falan anlaştı, bir şeyler yaptı. Bunları bilmiyoruz. Yani bilmek de kolay değil. Yani ben oturup bunları Ankara'da bilgisayarın karşısından görmem mümkün değil. Çok çok içinde olmanız lazım. Singapur'da veya işte Amerika'da bu işleri. Ama borsalar genel olarak ne işe yarıyor? Sizin varlıklarınızı emanet ettiğiniz bir yer. Yani private key'inizi size vermiyor. Borsadan alım yaparsınız. Daha sonra onu soğuk cüzdana atarsınız. En mantıklısıdır. Veya işte sıcak cüzdana atabilirsiniz. Donanım cüzdanına atabilirsiniz. Çok zekiyseniz beyin cüzdanına atabilirsiniz. Ben onu yapamıyorum. Burada ama önemli noktalardan biri emanet. Yani Web 2'dir. Web 3 değil borsalar. Çünkü varlıkların kontrolü sizde değil. Private key'inizi isteseniz de vermezler. Çünkü haklılar. Yani sorumluluk almıyorlar. Yarın private key ile bir sorun olsa diyeceksin ki ya borsanın hesabıydı. Borsada işlem gören ürün ETP dedikleri şeyde bir borsada satın alınabilen bir menkul kıymet türüdür. İlk kripto ETP'ler 2019 yılında piyasaya çıkmıştır. Bu da yine işin finansal tarafında. Botnet saldırısı ne oluyordu? Yani yazılımlar bulaşıyor. O yazılımları kötü niyetli kişiler kontrol ediyor. Biz bunu şeyden çok biliyorduk. Şimdi ben bu videolarda biraz daha hatıraları anlatıyorum. Yani maksat biraz da tecrübeleri de anlatmak. Böyle koştur koştur anlatmıyorum, o yüzden anlatacağım. 2003 falan da herhalde, 2003-2004 sitelere trafik satıyorlardı. Hala satıyorlardı da. Biz o zamanlar, ben de daha işte 14-15 yaşındayım. Şey oldu. Diyor ki sitenize 1.000 kişiyi sokacağız. Alexa'da üst sıraya çıkacaksınız. Çok güzel, tamam diyorsun. Ondan sonra siteye bir bakıyorsun, girişlerin hepsi Çin'den. Allah Allah, Çin'den niye geliyor? Ne diyor ki? Mesela onu satan diyor ki, yani girişler Çin'den olursa fiyat düşer, yoksa artar. Aslında ne yapmışlar? Gitmiş orada zombi yapmışlar bilgisayarları. Yani bir zararlı yazılım yerleştirmişler. Bilgisayarları uzaktan bir siteye sokabiliyorlar. Pardon, bunu da şey için kullanıyorlar. Yani o sitenin trafiğini artırıp Alexa'da üst sıraya çıkartmak için, sahtekarlık için. Bu botnette, brute force'da ne yapıyor? Tek tek deneme yanılmayla şifreyi çözmeye çalışıyor. Tabii bu şeyleri brute force'la kırmak falan imkansız. Yani public key'den private key'e ulaşmak şu an buradaki kriptolojide bayağı bir uzun yıllar alıyor. Eskiden daha çoktu brute force saldırıları. Ne olabilir diye düşünüyorum. Şu olabilir. Mesela bir merkezi borsanın veri tabanı sızdı. Sizin şifreniz de hashlenmiş oldu. Yani MD5 gibi bir şifrelemeyle şifrelenmiş diyelim, borsadaki şifreniz. Ondan sonra o işte ellerindeki MD5 veri tabanıyla baktılar. Aa, bu şifre şuna karşılık geliyormuş. Daha sonra size şöyle bir oltalama yapabilirler. Mailinizde var ya, başka bir borsadan mesaj atılıp işte bu borsadaki şifreniz şuydu, şifrenizi değişmek için tıklayın falan. Ve o anda siz şifrenizi orada gördüğünüzde panikle tıklayabilirsiniz. Yani başka bir yerdeki şifrenizi öğrenmek için kullanabilirler. Tamamen atıyorum. Şimdi akıl veriyor gibi de olmayayım. Yani brute force'lar eskiden işte yine 2000'lerin başlarında mesela Mynet kullanıyordu insanlar mail. Mynet Brute Force diye bir program vardı. En son 3.5 versiyonu çıkmıştı sanırım. Orada mesela böyle hazır şifreler var. Bir de o zaman insanlar şifreyi de bilmiyor. Hep basit basit şifreler koyuyor. Tak tak diye hemen buluyordu insanların şifresini program. Tabii artık çift doğrulama falan var. Burada önemli noktalardan biri Authenticator kullanma. SMS ile değil de Authenticator ile doğrulamayı yapma. İkisi de olabilir aynı zamanda. Yani mail tarafında da işte Proton Mail falan kullanmak tabii bir tık daha iyi oluyor. Bugpoint dedikleri şeyler de sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bugpoint dedikleri şey de bir görev veriyorlar. O görevi tamamlayınca ödül veriyorlar. Ödül de nasıl olsa var, diyor ki ben token'ı ürettim. Bu token'ı üretirken de white paper'ına dedim ki bunun %10'unu İşte vakfa aktarıyorum. Vakıf da ne yapıyor? Hadi bir ben Bug Point yaptım. Yarışma. Hatta şey bile görmüştüm ya.
Yani bulunduğunuz şehirde fotoğraf çekilin. Yani bizim logoyla fotoğraf çekilin. Bizim token'dan 100 tane göndereceğiz falan. Öyle küçük görevler de vardı. Gitcoin diye bir site var. Orada da şey var. Böyle sürekli blok zincirler ödül veriyorlar. Ben birkaç aydır kullanmıyorum. Bir ara aktif oldu bayağı. Ama en son sanki bu dün paylaşmış bir post. Yeni yatırımlar aldı Gitcoin galiba. Oraya da bir bakabilirsiniz. Orada sürekli bunları koyuyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah C için arayı açmayacağım. Beğeni yaparsanız üst sıralara çıkması için veya istediğiniz şeyleri yoruma yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.